üzerinde e, başvuru almıştı bu projemiz. 5 bloktan oluşuyor. 149 konutu var, 9 ticari birimi var. Şimdi biz buranın temelini burada atarken sabote edilmeye gayret edildi burada. Projenin uygunsuz olduğu, ruhsat verilemeyeceğini gelip yine kürsüden söyleyen bir tuzla belediye başkanı vardı. Yani bu ifadelerle yine devletin bir kurumunu zora sokmak. 41 bine yakın insanın başvurduğu ve bugün o insanların 149 şanslı insanın yuvasına gireceği evleri karalamak, kötülemek ve tabiri caizse insanların buraya ilgisini e, uzaklaştırma yönündeki girişimi tümden boşa çıkmıştır. E üzülerek bunu hatırlatıyorum. E, eğer yani ben e, böyle bir lafı etmiş olsam e, bugün gerçekten yüzüm kızarırdı. Hatta morarırdı diyeceğim. Kızarması yetmez. Ama bir başkasının yüzü kızarır mı diye merak etmiyor değilim. Üzüntüyle o gün de kendisini uyarmıştım. Yanlış yapıyorsun. Biz devletin kurumuyuz. Devletin kurumu bu tür işlere tenezzül etmez. Zira biz bu kentte yüzlerce bizden önce yapılan yanlış uygulamaları, yanlış işleri tapusundan tutun, kat irtifakına yanlış projelerden tutun, protokolsüz temel atmalara varıncaya kadar işleri düzeltmiş de bir yönetimiz. Hatırlatmasında ve uyarısında yapmama rağmen bu ısrarında devam etmişti. Ancak gördüğünüz gibi sonucuna ermiş olması e, nedenli bir yanlış ifadelerle bizi karalama girişiminde bulunduğunun da ispatı olmuş oluyor. Dolayısıyla o zorlukları da aştık. E, tabii hizmet anlayışımız e, net olarak e, sosyal konut üretirken aynı zamanda bu şehrin deprem tehlikesiyle de mücadele etmek bu noktada. Sosyal konut üretmek demek, insanların güvenilir evlerine kavuşmasını sağlamak demek. Bir yandan yine Kiptaş marifetiyle, e, İmar aşe marifetiyle, taş marifetiyle ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin çatısıyla, o büyük çatısıyla e, imar ve kentsel dönüşümle ilgili daire başkanlıklarından tutun, bütün birim ve kuruluşlarıyla, büyük bir seferberlik içerisindeyiz. Sokak aralarında temel atacaksınız dedim. Artık onlarca temel attık, atmaya da devam ediyoruz. Bu bağlamda anlaşamayan, uzlaşamayan vatandaşlarımızın kolaylıkla bizim kapımızı çalabileceklerini ve biz onlara sonuna kadar yardımcı olacağımızı söyledim. Bugün Bakırköy'den Beşiktaş'a, Güngören'den avcılara birçok yerde etkili bir mücadelenin içerisinde olduğumuzu arkadaşlarımızla ifade etmek istiyorum. Sosyal konut üretmek, depremle mücadele, e, gri su geri kazanımı yani yeşil bir bina üretme konusundaki süreçlerden bahsettim. Bir yanıyla da burada proje üretirken arkadaşlarıma dedim ki mutlaka o çevreye bir başka farklılık, bir başka kazanım e, taşıyacaksınız. Siz kamu kurumusunuz. Gittiğiniz yere o farklılığı getirmezseniz yaptığınızın bir anlamı yok. Yaptığınızla kalır ve unutulursunuz. Hem mimari açıdan bu gerekli ki gerçekten tarzıyla çevresine değer katacak bir işi burada hayata geçiriyoruz. İki, çevreden kendini soyutlayan değil çevreyle bütünleşen bir yapı düzeni, komşuluk duygusunu arttıran bir yapı düzenini harekete geçireceksiniz dedim. O da hayata geçti. Bir başka şey, kalıcı bir sosyal tarafı da olacak, fayda tarafı da olacak. Burada e, uygun bir alanında bir de kreş üretti arkadaşlarım. Dolayısıyla İstanbul'a hediye etmek istediğimiz 150 kreşten bir tanesini daha Çifttaş Burada hizmete geçirmiş oldu. Daha diyorum çünkü ama Kiptaş olsun ama başka kurumlarımız. Geçenlerde iski marifetiyle açtığımız bir kreşi hayata geçirdik. Dolayısıyla bu seferberliğe katılarak e, Kiptaş başka projelerinde de bize e, kreş sürprizlerini hazırlıyor. Az önce bir bebeğimizi burada gördüm. İnşallah o bebeğimiz burada hem yaşayacak hem de o kreşin ilk sahiplerinden birisi olacak. Annemize de e, güzel bir yaşam diliyorum. İsterse arzu ederse kendi marifetiyle iş yaşamına katılmasının da ona e, imkanını, fırsatını tanımanında gururunu yaşıyoruz. İşte bütünlükçü bakış, sosyal konuttan başlayan sosyal yaşam kültürünü güçlendiren sosyal demokrat anlayışımızın tam da bir sonucu. İşte burada insana ayırt etmemek, insanlara eşit hizmet sunma duygusu, hiç kimsenin kimliğine, yaşamına, inancına, siyasi görüşüne bakmaksızın o kadar kendimi bu şehrin 16 milyon insanına yakın hissediyorum ki Allah şahit hiçbirisiyle aramda bir başkasıyla olduğundan fark yok. Hizmet ederken eğer mutluysa vatandaşımız gözünün içerisinden o mutluluğu alabiliyorsam benim için gerisi teferruat 16 milyon insanımıza eşit bakan bir göz ve gönüle sahibiz. İnşallah hiç mahcup olmayız hiçbirinize. Daha fazlasını yapacağız. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları için seferberiz. Her yerin derdini dinliyoruz. Yapabileceğimizi yapıyoruz kararlılıkla. Bugün yapamayacağımızı yarın yapacağımızı biliyoruz. O kararlılıkla yürüyoruz. Dolayısıyla e, bugün burada Mimar Sinan Mahallesi'nde e, bulunan ve oradaki taşınmazlarla ilgili vatandaşlarımızın mağduriyetini de bildiğimi, e, 726 parsel nolu alanda arkadaşlarımızın hukuki süreçleri takip ettiğini ve mücadelenin biz de içimizde ol içinde olduğumuzu sizlere aktarayım. Siyasi parti ilçe başkanlarımız olsun, meclis üyelerimiz olsun. Topyekün ta takip ediyorlar. Bürokratlarımız da bu süreçte yine vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu, takipçisi olduğumuzu da duyurayım. E, günün sonunda şunu söyleyeyim. İnsanına mahcup olmayan bir yönetici en mutlu yöneticidir. Görevini en iyi yapan e, yönetici en iyi yöneticidir. Bütün bu sıfatları Taşıyan bir yönetici olmayı diliyorum. Elbette ki takdir vatandaşımızındır, ama mahcup olmamak e, değerli bir kavram. Haddini bilen yönetici de değerli bir kavram. Bütün bahsettiğim bu prensipler neyi tarifliyor biliyor musunuz? Cumhuriyeti tarifliyor. İşte biz cumhuriyetle yönetilen bir devlet olmamız, millet olmamız işte o eşitlikçi, adil bir toplum olmamızın da temelini oluşturuyor. Bu cumhuriyeti bize emanet eden, hediye eden bütün e, geçmişlerimize, emeği geçen herkese minnet duyuyoruz. Elbette ki bu cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duyuyoruz. <gülüyor> cumhuriyetin <gülüyor> 100. yılında kayıtsız şartsız her anında bunu hatırlatacağız ve söyleyeceğiz. Ama yanına şunu ekleyeceğiz. Diyeceğiz ki daha iyilerini yapmak zorundayız. O günden bugüne gelen bu sürecin daha iyisini önümüzdeki 100 yılda yapacak nesilleri var etmek zorundayız. Onun için çok çalışacağız. Hep birlikte başaracağız. Hiçbirinizin kuşkusu olmasın. Çünkü bu memleketin 86 milyon dipdiri aklı başında vicdanlı, ahlaklı ve kimlikli insanlar var. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Evlerinizin size sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor. Hayırlı uğurlu olsun.